bir tane şeyi, hatasını buluyorlar. Özellikle sağ tarafın gazetesi Sabah, Yeni Akit, Hürriyet gibi. Bunu lanse ediyorlar. Buna da insanlar inanıyorlar. Ya birileniyor. Erdoğan işte yaptıklarından dolayı. Yani ülkeyi kazandırdıkları şeylerden ötürü düşünüyorsun. Kazandırdıklarından dolayı, evet. Yollardan dolayı, hastanelerden, her şeyden dolayı. Kılıçdaroğlu'na mı oy verirsiniz, Erdoğan'a mı? Evet, şimdi bu siyaset şöyle bir olay. Çok kısa özetleyeyim. Futbol maçlarında bir pozisyon vardır. Penaltı pozisyonları. Bazı hakemler penaltılar, bazıları değiller. Sana göre, bana göre. Bu olay da böyle. Şimdi bu konu geldiği zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anda en büyük şansı internet ve teknoloji çağıyla gelmesi ve bu yaptıklarının görünmesi. Fakat CHP ve Kılıçdaroğlu eskiye döndüğümüz zaman insanların gözle görülebileceği bir şey yapmadığı için bu artık bizim insanlarımızın hafızasında birikmiş. Yani bunu değiştiremiyorsun. Bu biraz da insanların kendini geliştirmemesinden kaynaklanıyor, araştırmamasından kaynaklanıyor. Ve bizim dinimiz aklını kullanmayanlar üzerine pislik yağdırır gibi şeyler varken, ayetler varken bizim insanlarımız dini böyle araştırma değil de şey olarak kullanıyor, böyle tehdit olarak kullanıyor. Yani araştırmıyor. Şimdi %80 Erdoğan diyecek insanlar. Çünkü bu ülke suni bir gelenekten geldiği için hiçbir zaman Kemal Kılıçdaroğlu seçmeyecek. Bunun nedeni algı operasyonları var. Yapılanları görmemek var. İnsanların işine geldiği kaynaklara inanması var. İşte atıyorum mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir iyiliği gösterdiğin zaman veya mesela Kemal Kılıçdaroğlu değil de bugün Mansur Yavaş, ben mesleğim gereği bunları görüyorum. Ankara'da çok güzel hizmetler yapıyor mesela. Bunları göstermiyorlar. Ama bir tane şeyi, hatasını buluyorlar. Özellikle sağ tarafın gazetesi Sabah, Yeni Akit, Hürriyet gibi. Bunu lanse ediyorlar. Buna da insanlar inanıyorlar. Yani, tam olarak olayın sebebinin sonucunu araştırmadan direkt hızlı bir yargılamaya giriyor aslında. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu insanları çok kötüye götürür. Şu anda mesela insanların en büyük sorunu ne? Alım gücü. Paranın alım gücü yok. Şimdi rakamın artması önemli değil. İsterseniz cebinize 20.000 lira para girsin. Sorun değil. Ama siz o parayla ne aldığınız önemli. Şimdi Avrupa'nın gelişmiş ülkelerine baktığınız zaman çok yüksek bir asgari ücret rakam olarak olmasa bile ama alım gücü çok yüksek. Alım gücü yüksek olduğu zaman insanların refah seviyesi yüksek oluyor. Evlenme süreleri, mutlulukları uzun sürdüğü için ülkelerinde refah söz konusu. Ha tabii ki onlarda da ara sıra böyle sıkıntılar olabilir ama şu anda bizim ülkemiz tam bir kaos içinde. Yani tam bir çıkmazda. Sayın Erdoğan kaybetmemek için şunu yapıyor. Ölümüne tüket, tüket, tüket. Sana borç veriyor ama şu an Türkiye borçla büyüyor. Yani senin benim cebimdeki paranın şeyi gidiyor. Değeri gidiyor. Yani sen diyor ki kardeşim sen diyor boş kalma, bu montu al, şunu al ama ben sana veriyorum, bunu borçla veriyorum. Borçla verdiğimiz için paramızın değeri artmadığı için cari açık gittikçe artıyor. Bu işte yok işte petroldü, gazdı çıkacaklar. Bunlar eğer çıkarsa ki hep olacak olmayacak üzerine gidiyor. O zaman ülkenin durumu biraz rahatlayacak ama şu anda ülkenin durumunun düzelmesi çok zor. Yani bir sihirli değnek, yani 450-500 milyon dolar bir para gelmesi lazım Türkiye'ye, sıcak bir kaynak. Bunu nereden bulacak insanlar? Nereden bulacak? Yani bizim neyimiz var? Bundan gaz ne kadar yetecek? Petrol ne kadar yetecek? Bu dedikleri kadar petrol birinci kalite mi? Günlük araçları kurtaracak kadar mı? Bunu göreceğiz ama şu anda döviz durmuyor. Dalgalanma durmuyor. Fiyatlar durmuyor. Durmayacak da. Bunu kimse kendini kandırmasın. Seçimden sonra ne olacak bilmiyoruz. Ama son sözü şunu söylüyorum. Ben bu seçimin %80'i gençler belirleyecek. Çünkü 50 yaş ve üzeri insanlar tabii ki Erdoğan'ı seçecek ama genç nesil de Erdoğan'ı seçmeyecek. İlginiz için çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. İyi çalışmalar diliyorum. Gelecek seçimde kime oy verirsiniz? Erdoğan'a mı, Kılıçdaroğlu'na mı? Erdoğan. Peki neden? Ya birileniyor. Erdoğan işte yaptıklarından dolayı. Yani ülkeyi kazandırdıkları şeylerden ötürü düşünüyorsun. Kazandırdıklarından dolayı, evet. Yollardan dolayı, hastanelerden, her şeyden dolayı. Yaptığı icatlardan memnunsunuz ve onu desteklemeye devam edeceğim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Erdoğan'a mı, Kılıçdaroğlu'na mı? Erdoğan'a. Peki neden? Erdoğan, ben Tayyipçiyim çünkü. Çok seviyorum onu. Ülkeyi kalkındırdı. İcraatlarından memnunsunuz. Çok memnunum. Peki karşısına hangi rakip gelirse sizce daha şey olabilir. Hiçbir rakip gelse de fark etmez de bir Mansur Yavaş belki biraz şey yapabilir. Altılı Masa'nın adayının olması gereken kişinin Mansur Yavaş başka, ama yine kazanamayacaklar da yine Mansur Yavaş daha iddialı bir isim yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, sağ olun, iyi günler. Borul Erdoğan'a mı? Erdoğan'a. Peki neden? Ben Erdoğan'a vermem. Neden? İlk seçimde kim oy verdi mi düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Abi Kılıçdaroğlu. Peki neden? Abi nedenini bilmiyor musun sen? Yani kendi düşünceni merak ediyorum. Abi şöyle söyleyeyim, yani ekonominin daha iyi olması için direkt. Yani başka sebepler de var tabii de şu an işim olduğu için tek şey yapamayacağım. Anladım. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.